Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol Devleti'ne yenilmesiyle sonuçlanmıştır. Türk-İslam tarihinde büyük öneme sahip olan bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma süreci başlamıştır. Anadolu'da çıkan Babai ve Baba İshak ayaklanmasının Anadolu Selçuklu Devleti'ni iyice zayıflattığını gören Moğollar fırsat bu fırsat deyip Anadolu'yu işgal etmeye karar verdiler. Baycun Oyan komutasındaki Moğol orduları Doğu Anadolu'ya girerek önce Erzurum'u işgal ettiler, daha sonra Selçuklu ordusu ve Moğol ordusu Sivas'ın doğusundaki Köse Dağı'da karşı karşıya geldiler. 2. Gıyasettin Keysusev komutasındaki Selçuklu ordusu sayıca fazla olmasına rağmen yanlış savaş taktikleri yüzünden ağır bir yenilgi aldı. Moğollar bu zaferden sonra Erzincan, Sivas ve Kayseri gibi kentleri ele geçirdiler ve yağmaladılar. Sultan 2. Gıyasettin Keysusev Moğollarla anlaşma yaptı ve her yıl onlara vergi vermeyi kabul etti. Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlı bir devlet haline gelmiş ve yıkılma sürecine girmiştir.